hear them scream and go. All for one and one for all. When they're shouting along, this is everybody's song. Now time has come for us. Football is top class. We'll be playing for one team. Let the Baltic Sea to see. Football heroes out and play. Love your football. Love your game. Na, 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 na. Futbolun hikayelerinden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Futbolun hikayelerinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta bir futbol hikayesini sizler için derleyeceğiz. Futbolun daha önce bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz hikayelerini bulup sizlerle paylaşacağız. Bu hafta ise ilk bölümümüzü özel Bursaspor'un yeni transferi başarılı eldiven Mert Günok'un hayat hikayesini konu edindik. Gelin hep beraber Mert'in öyküsünü izleyelim. We'll be playing for one team. Let the Baltic Sea to see. Football heroes out and play. Love your football. Love your game. Na, na, na. Sokakta arkadaşlarıyla top koşturanından tutun da amatör ligde profesyonel olmayı bekleyenine kadar her futbolcunun hayalinde bir keşfedilme hikayesi yatar. Bu keşfedilme hikayeleri bazen sadece filmlerde görebileceklerimize benzer ve sizi gelir bulur. Hikayenin kahramanı Mert Günok. Göztepe'de bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Arabasını yıkatmaya gelen bir dernek başkanı da beklerken onun maçını göz ucuyla izliyor. Sonra arabasını işi bitiyor, tam alıp gidecek ki gözü Mert'e takılıyor. Dayanamayıp maç sonuna kadar bekliyor, onu iyice gözlemliyor. Maç bitiminde yanına gidip gel seni Fenerbahçe'ye götüreyim diyor. İşte tam olarak bu şekilde 9 yaşında Fenerbahçe'nin altyapısına giriyor Mert. Burada kendini gösterip hızlıca yukarılara tırmanıyor. Ama yüksek bütçeli takımların altyapılarından A takıma çıkmak ve burada tutunmak tüm gençlerin problemi. Tıpkı o dönemde Mert'in de olduğu gibi. Fenerbahçe'nin altyapı tesisleri dere ağzından bakıldığında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadı çok net bir şekilde gözükür. Mert altyapıdayken kısa süreliğine eğitim vermek amacıyla Hollanda'dan bir ekip gelir ve eğitim verdiği sürece Fenerbahçe altyapısındaki tüm oyunculara her gün stadı göstererek hedefiniz orası, bir gün siz de orada oynayacaksınız der. İşte bu Mert'in hayallerinin rotası olur. Her gün bu sözü düşünerek Şükrü Saraçoğlu'na bakıp hayal kurar. O hayaller meyvesini verir. 2009-2010 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Medical Park Antalyaspor karşısında ilk resmi maçına çıkar ve devam eden sezonlarda kendini kalede geliştirme imkanı bulur. ...2013-2014 sezonu Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında Volkan Demirel'in geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kale Mert Günok'a emanet edilir. İlk hafta Konyaspor, ikinci hafta Eskişehirspor maçlarında kurtardığı penaltılarla kendini tam anlamıyla kanıtlamaya başarmıştır. Aslında futbol severler için Günok soyadı pek de yabancı değil. Zamanında Küçükçekmece, Zeytinburnuspor, İstanbulspor, Trabzonspor, Karabükspor gibi takımların kalesini koruyan babası Mahir Günok'tan gelen mirası üstlenmiş olan Mert Günok, milli takımın kalesini tamamen devralacağı günü bekliyor. Bugünlerde ise Bursaspor'la 3 yıllık anlaşma imzalayan Mert, "Ben bu sene Bursaspor'un büyük hedefleri doğrultusunda elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Bursaspor'a ikinci şampiyonluğu yaşatmak istiyorum. Umarım bu sözleşme iki taraf için de hayırlı olur." diyerek yeşil beyazlı camiaya katıldı.
haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Yine bambaşka bir futbol hikayesiyle karşınızda olacağız. Bize soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi aşağıdaki Twitter hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Şimdilik futbol hikayelerinden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Can you hear them screaming go? All for one and one for all. When they're shouting along, this is everybody's song. Now time has come for us, football is top class. We'll be playing for one team, like the Baltic Sea to sea. Football heroes out and play, love your football. Love your game.